Ben etkinliği açıkçası güzel buldum. Başkalarının böyle ölümden geri dönüşü gibi etkinlikti bu aslında. Bu yüzden güzel buldum. Arkadaşlarıma like'ları almamalarını ve bu tür oyunları oynamamalarını tavsiye ederim. Çok iyi buldum. Arkadaşlarıma böyle Facebook'tan falan gelen linkleri basmamalarını istiyorum, girmemelerini de istiyorum. Ben çok iyi buldum. Normalde her etkinlikte sıkılırdım ama bunda sıkılmadım çünkü bilgilendiriciydi. Saçma gördükleri ve ailelerinde tehdit edenler oyunlardan ya kendi canlarına uzak durmalarını tercih ediyorum. Etkinlik çok güzeldi. Böyle bu tür oyunlara oynamamalarını tavsiye ederim. Teknosenlik çok güzel! Etkinliği nasıl buldun? Etkinlik bence gayet güzeldi. Çok anlamlı bir etkinlik oldu. Bunların buradan bir ders çıkarmamız lazım. Bu çıkardığımız derslerle artık hayatımıza bir düzen koyabiliriz. Çok güzeldi. Çok amaçlı ve bilgiliydi. Yani bence güzeldi. Şimdi her oyun böyle bazıları kötü olabilir. O yüzden oyun oynamayın demiyoruz. Ama oyun oynayın ama oyunları yani ayırt edin. Yani çok her oyun oynamayın. Program çok güzeldi. Hangi oyunları oynayıp oynamayacağımızı, oyunları nasıl seçebileceğimizi öğretiyordu. Sosyal medya ile ilgili birazcık daha dikkatli olmamızı tavsiye ediyorum ben. Her şeyi yayınlamamız lazım. Daha dikkatli olmamız lazım. Güzeldi, yani etkinlik bayağı güzeldi. Yani Türkiye'mizin geleceğini kurtarmak için güzel bir etkinlik oldu. Yani oyunları oynamayın demiyoruz. Oynayın ama seçerek oynayın. Yani bir oyunu çok dikkatli seçin. Yani bu etkinlikte de gördünüz zaten bayağı bir iyiydi. Bu etkinliği kimler yaptıysa çok teşekkür ediyorum. Hocam etkinliği nasıl buldunuz? Güzeldi. Çocuklarımızı bilinçlendirdiniz. Teşekkür ederiz. Hızla gelişen teknolojinin avantajları ve dezavantajları var. Umarım hep iyi yöne kullanırlar. Tehlikelerden koruyalım. Ben de korkuyorum. Benim de bir evladım var. Umarım hep iyi yönleriyle kullanırız ve geliştiririz. Çok teşekkür ederiz çalışmalarınız için. Başarılar diliyorum. Celal Avşar Ortaokulu 1999 yılında eğitim öğretime başlamış. O yıldan beri devam ediyoruz eğitim öğretime. Başarılı bir okul, güzel bir okul. Şu anda 480 öğrencimiz var. 40 öğretmenimizle beraber eğitim öğretime devam ediyoruz. Hocam çok güzel bir okulumuz var. Bugün öğrencilerimizle tanışma fırsatımız oldu Teknoşenlik etkinliği çerçevesinde. Hocam öncelikle bu etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum bu etkinliği yapmış olmanızdan dolayı. Hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin ve inşallah gelecekte velilerimizin de çok istifade edeceği bir çalışma olacaktır. Benim de en çok dikkate almak istediğim etkinliklerden birisiydi bu. Bundan dolayı da size çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir etkinlik. Daha önce bir arkadaşımla beraber yapmıştık. Sanal alemin tuzaklarıyla alakalı çocuklara ve kadınlara kurduğu tuzaklarla ilgili. Teknolojinin zararlı etkileri çocuklarımızı karşılaşabileceğimiz bu konuda farkındalık oluşturmasından dolayı sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Elbette teknoloji herkesin kullanması gereken, işini kolaylaştırmak için kullandıkları şeyler ama özellikle ailelerinden gizli hiçbir şey yapmamalarını ve özellikle bu gizli, yasaklı olan yayınlardan ve özellikle teknolojinin internet üzerinden çocuklara yasaklı olacak şeyler, onları kötüye götürecek şeylerde en azından ailelerini haberdar etmelerini veya öğretmenlerini veya bizlerle mutlaka bunları paylaşmalarını çünkü onları zararlı etkilerden kurtarmak istiyoruz bizler. Kamu spotu şeklinde de yayınlanmasını yani artık devletin bu konuda çok ciddi bir şekilde önem verdiğini biliyorum. Bağımlılıkla alakalı teknoloji bağımlılığı da bunlardan birisi önemli bir bağımlılık. Devletimizin de bu konuda çok ciddi yatırımlar yaptığını ve ciddi etkinlikler yaptığını biliyorum. Kamu spotu şeklinde de medyada yayınlanmasını diliyorum. Bu etkinliklerin mutlaka velilere yönelik de olmasını, velilerin de bu konuda bilinçlendirilmeleri gerektiğine inanıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah tüm halkımızın yararlanacağı şekilde dönüşür bu.